13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Koronavirüsü salgını nedeniyle azalan talebe bağlı olarak petrol fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Brent petrolün fiyatı gün içerisinde 20 doların altına indi. Petrolden kaçan işlemciler tarihte ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde adeli petrol fiyatlarının eksiye düşmesine neden olmuştu. Petrole olan talep düşüşe geçince stoklar elde kaldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Teksas tipi petrol fiyatı hızlı sıfırın altına indi. Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk yaptığı açıklamada Batı Teksas petrolünde eksi fiyatların görülmesinin Amerika Birleşik Devleti'nde stokların tamamen dolması ve petrol depolayacak bir tanker bile kalmamasıyla ilgili olduğunu, arz fazlası olduğunu ve depoların dolduğunu, üretilen her yeni varil petrolün bir sorun haline geldiğini, Amerika Birleşik Devleti'nin dışında birçok ülkede ve depoların olduğunu, ülkelerin petrol depolayacak yer aradığını, söz konusu eski fiyatın bir ay sonrası için vadeli piyasada olduğunu, üste para vermek gibi bir durum olmadığını, ters vadeli işlemle pozisyonun kapatıldığını belirtti. TR Yatırım ekonomisti Enver Erkan ise yaptığı açıklamada, piyasa oyuncularının Amerika Birleşik Devleti'nde petrolün fiziki teslimat tarihinde yarım vadesi dolan kontratları satmaya başladığını, o yüzden eski fiyat hareketleri görüldüğünü, alıcılar zararlarını azaltmak için ellerindeki kontratları hızlı satmaya başladığını, Haziran vadesi oldukça önemli olduğunu, şu an Haziran için fiyatlar varil başına 20 dolar civarında olduğunu, fakat petrol talebi oldukça düşük olduğunu ve hala üretim yapıldığını ve stoklar ağzına kadar dolu olduğunu belirtti. Enerji piyasası uzmanlarının yaptığı açıklamasında ise Amerika Birleşik Devleti'nde vadeli petrol işlemlerindeki hareketlerin doğrudan Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeyeceğini belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs vaka sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Koca bir gün yapılan 39.703 testten 4.674'ü pozitif çıktığını, 123 kişi hayatını kaybettiğini, 1454 hastada iyileşerek taburcu edildiğini, bir güne kadar yapılan toplam test sayısının 673.980 olduğunu, toplam vaka sayısının 90.980 olduğunu, toplam vefat sayısının 2140 olduğunu, toplam yoğun bakım hasta sayısının 1909 olduğunu, toplam entübe hasta sayısının 1033 olduğunu, toplam iyileşen hasta sayısının ise 13.430 olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında yaptığı açıklamada koronavirüs olaylarının en aza indirmek için 23, 24, 25, 26 Nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutma konusunda 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlama getirdiğini, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar saat 9'dan 2'ye kadar faaliyet gösterebileceğini, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacağını belirtti. Azerbaycan'da polis memurlarına koronavirüs enfeksiyonu görüldü. Bunun üzerine Azerbaycan'ın İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Ehsan Zeydov yaptığı açıklamasında yoğun bakımda çalışan polis memurlarının koronavirüs ile enfekte olmasının normal olduğunu, çünkü gün boyunca yüzlerce insanla iletişim içerisinde olduklarını belirtti. Zeydov, maksimum korumaya, tıbbi eldivenlere ve tıbbi maskelere rağmen polis koronavirüse karşı sigortalı değildir ifadelerini vurguladı. Zeydov'a göre koronavirüs ile enfekte olan polis memurlarının kesin sayılarını bilmediğini, ancak her birinin sağlığı normal olduğunu, tedavi süreçlerinin sürdüğünü, koronavirüs bulaşan polis memurlarının genç olduğunu belirtti. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildiğini belirtti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçek ürünler üzerinden sökülen Taptek bandrollerinin Yeni Mahalle ilçesindeki bir iş yerinde kaçak tütün ürünlerinin üzerine yapıştırılarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 26.650 adet Taptek bandrolü ve 1 milyon kaçak sigara makaronu ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonla devletin yaklaşık 335 bin TL vergi kaybının önlendiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlere devam etmektedir.
Dünyanın en büyük hava yollarından Dubai merkezi Emirates sınırlı da olsa uçuşlarına yeniden başlamaktadır. Şirketin koronavirüsüne karşı aldığı önlemler korona sonrası havacılık sektörlerinin gideceği yöne ilişkin de ipuçları içeriyor. Emirates uçak yolcularında 3 kişilik bir koltuk sırasını 2 kişiye satacak, ortadaki koltuk boş olacaktır. Kabin ekibi maske ve eldiven takacak, virüs bulaşmaması adına dergi ve gazeteler uçağa konmayacak, uçağın içine kabin bayağı alınmayacak, sadece kişisel bir çanta, laptop veya bebek bakım ürünlerine izin verilecek, uçağa binecek her yolcunun maske ve eldiven takması zorunlu olacak. Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.